Ahmet aslında benim şu an sağ kolum. İnşallah ileride bizi geçecek bir sanatçı olacak. Bu eser Hocalı katliamını anlatan bir eser. Uluslararası bir yarışmada ödül almış, birincilik ödülü almış bir eserim. Anne karnında bir bebeği görüyoruz. Bebeğin Sessiz Çığlığı adında. Anne Hocalı'da yaşanan o dehşette süngüleniyor. Tabi süngülenmeden önce üstü başı yırtılmış çünkü tecavüze uğramış. Süngülenip karnından bebeği diri diri çıkartılmış. Aslında bu çığlık annenin çığlığı değil, bebeğin sessiz çığlığı. Çünkü anne şehit olacağını, öleceğini biliyor. Yani doğru fırlıyor ki yani normal gözden daha da şiddetli. Yani kurban olan Allah'a öyle bir acı, öyle bir şey var ki, tarifi olmayan bir şey var ki. Burada görmüş olduğumuz Alp'te ise atık malzemelerden, özellikle atık silah parçalarından mermi kovanlarını görüyoruz. Mermi kovanları aslında burada müziğin ritmini ayarlayacak olan akort yapacağımız tellere hükmediyor. Bu bir bazukanın görüntüsü. Bunu buraya monte ettik. Allah ömür verir, şey yaparsak inşallah bunun üzerinde bir şeyler yer içeriz. Uzun süre sanatla uğraştım. Sanatın iki boyutlu farklı çalışmalarını yaptım. Tabii sanatçının kendi içerisindeki yapısı gibi ben de üç boyutluluğa ister istemez bir yerde kaçtım. Metal kendi enstrümanım oldu. Yani metalle özdeşleştim. Aslında bana çok da fazla metalle isimler de taktılar. Bunlardan da gurur duydum. İnşallah da sayıları da artar. Son 13 yıldır da atık malzemelerle eserler yapıyorum. Yapmış olduğum eserlerle de Türkiye'yi dolaşan bir sanatçı oldum. Yapmış olduğum eserler ilk başlarda adetliydi, yani 3, 5, 10 gibi böyle. Tabii bu zamanla birikti, sergiler açmaya başladım. Şu an sayısını bilmediğim kadar, yani 100'den fazla, belki de 200 sayısını tam bilemediğim eserler oluşmaya başladı. Bu eserlerle böyle minik sergiler yapmaya başladım. Büyük AVM'lerde, fuarlarda etkinlikler yapmaya başladım. İnşallah hayalim kendi müzemi oluşturup kendi müzemde eserlerimi sergilemek.
Birçok alanda ödüller aldım. Yurt içi ve yurt dışı, uluslararası ödüllerim de oldu. En çok etkileyen ödüllerimden bir tanesi Hocalık katliamını anlatan eserim oldu. Uluslararası bir yarışmaydı. Tabii bu yarışmada ödül almak bir sanatçı için çok böyle mutluluk veren bir şeydi ama biz hüzünlü bir şey olduğu için çok sevinemedik. Bununla birlikte Expo 2016'ya katıldım. Orada yılın en iyi tasarım ödülünü aldım. Atık malzemeleri değerlendiriyorum. Her atık çöp değildir. Benim bir yerde sloganım oldu. Yapmış olduğum etkinliklerde bunları üzerine dura dura basarak dile getiriyorum. Konferanslarda, gittiğim söyleşilerde, sergilerde, davetlerde, workshoplarda hep bunları dile getiriyorum. Atık malzemelerden metaller benim için çoğunlukta olan bir malzeme. İlk başlarda komple metal çalışıyordum. Şimdi metal malzemeyle birlikte atık silahlardan oluşan malzemeler, plastik malzemeler, kumaş, hatta hayvan kemikleri, buna benzer atık diyebileceğimiz aslında çöp olmayan atıklardan eserler yapıyorum. Ya şimdi Yunus Emre'nin bir aşkı vardır. Yunus Emre'nin aşkında mesela kalple aşk vardır. Şimdi ben de eserleri yaparken o aşkla yapıyorum. Yani bir insan mesela diyelim ki balık tutmayı çok seviyorum. Balık tutmaya gitme isteğim mi, atölyede çalışma isteğim mi? Artık burada bir tezat oluşmaya başladı. Son zamanlarda atölyede çalışma daha çok ağırlık kazandığı için herhalde bu sevgi farklı bir aşka dönüştü diyebilirim. Zaten bunları da aşk olmadan yapamazsınız. Metal benim enstrümanım oldu. Yani bir müzisyeni düşünün. İşte klarneti çok iyi çalan bir müzisyen olduğunu düşünün. Ondan hayatı odur, aşkı odur, her şeyi odur. Kalple çalar. Şimdi ben de mesela metalle özdeşleştim, atık malzemelerle özdeşleştim. Artık atık malzemelerden ne yapabilirim dediğim anda elimde bir mıknatıs varmış gibi böyle tak 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 malzemeler bir araya geliyor, oturuyor. Mesela şekil ortaya çıkıyor. Bu büyük bir ihtimalle aşkla olduğunu düşünüyorum. Atık malzemelerle en çok yapmak istediğim genç nesillere örnek olabilmek. Yani atık malzemelerin çöp olmadığını ve geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlatmak. Yani düşünün, evinizde bir kentsel bir atığınız var. Metal, plastik, cam, yağ, buna benzer şeylerin. Bunu ülke ekonomimize kazandırdığımız kadar toprağa, çevremize, doğaya da bir kazanım sağlayacağız. O anlamda sanatçı olarak gençlere mesela böyle bir ruhla bu yapmış olduğum eserleri anlatmaya çalışıyorum. En büyük misyonlarımdan bir tanesi de bence bu. En büyük hayallerimden bir tanesi de kendi müzemi oluşturmak. Bir sanatçının belki de nirvanası, zirvesi böyle bir hayaldir. Ben de bu hayale kavuşmak için eserlerimi yapıyorum. Yapmış olduğum eserleri toplamaya çalışıyorum. Gençlerle kurmuş olduğum müzede söyleşiler, sanat sohbetleri, buna benzer workshoplar yapmak istiyorum. Bakalım hayırlısıyla gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerden biri. Bizim emektarlardan bir tanesi Türkiye'yi çok dolaştık, çok sergilerimiz ve anılarımız oldu. Buraya sahip. Bu elektrikli bir şey. Elektrikle döndüğünde buradaki tüm parçalar dönüyor. Özellikle çocuklara STEM tarzında çalışmaları anlatmak istiyoruz. Yani matematiğin, fenin, mühendisliğin ve sanatın olduğu kolektif bir şey. Her yapmış olduğum eserin aslında kendine göre bir hayat hikayesi, bir öyküsü vardır. İnsanlara ben sadece heykel veya üç boyutlu tasarım olarak bir nesne ortaya sunmuyorum. Bununla birlikte anısı olan, hatıraları olan, öyküsü olan, mesajlar veren eserler yapıyorum. Bu Yeniçeri. Yeniçerinin teknik tarzı birazcık daha değişiktir. Yani ana kaburga üzerine kurulu bir şeydir.